İçinde 200 milyar yıldız olan bir şehir düşünün. O kadar büyük bir şehir ki bir jumbo jetin bile şehrin bir ucundan diğer ucuna gitmesi 100 milyar yıl sürüyor. Biz buraya Samanyolu diyoruz. Samanyolu'nun altı sarmal kolundan birinin dış kenarlarında bizim yıldızımız Güneş ve Güneş'in yörüngesinde dönen gezegenler bulunur. Bu gezegenlerden birinde hayat var. Oksijen bakımından zengin atmosferi ve kocaman okyanuslarıyla dünya, hayatın meydana gelmesi için ideal bir gezegen. Ne var ki dünyamız değişiyor. İklim değişimi kutuplardaki buzulların erimesine neden oluyor, deniz seviyeleri yükseliyor. Önümüzdeki 1000 yıl içinde karaların büyük bir kısmı okyanuslar altında kalabilir. Geniş bölgeler üstünde yaşanamaz hale gelebilir ve bu da gezegenin aşırı kalabalıklaşmasına yol açabilir. Eğer hep beraber hayatta kalmak istiyorsak daha fazla alana ihtiyacımız olacak. Bu yolculukta Güneş sistemimizi ve ötesini gezerek bir sonraki evimizi bulmaya çalışacağız. Ve atmosferinde hayat oluşmasını destekleyebilecek şaşırtıcı bir gezegen keşfedeceğiz. Isı ve basınç değerleri oldukça uygun. Bence burada yaşayabiliriz. Ama üzerinde hayatta kalmamızın imkansız olduğu öldürücü gezegenler de var. Sistemin üzerinde öylece uçarak hayatta kalmanız mümkün değil. Çünkü yanıp kül olursunuz. Yeni bir ev bulmak hiç de kolay olmayacak. Evrimimizi dünyada tamamladık. Üzerinde hayatta kalabileceğimiz başka bir gezegeni nereden bulabiliriz? Yolculuğumuza Güneş'e en yakın gezegen olan Merkür'le başlıyoruz. Elimizdeki veriler, Merkür'ün içinde eser miktarda oksijen de barındıran bir atmosferi olduğunu gösteriyor. Peki ama insan hayatı için yeteri kadar elverişli mi? Merkür dünyamıza göre oldukça yavaş dönüyor. Merkür'deki bir gün dünyaya kıyasla 58 kat daha uzun sürüyor. Karanlık yüzü güneşten o kadar uzun süre uzakta kalıyor ki bazı bölgelerdeki sıcaklık -150 dereceye kadar düşüyor. Bu dünyada kaydedilmiş en düşük sıcaklıktan 3 kat daha düşük bir sıcaklık. Bu sırada gezegenin güneşe bakan tarafındaki sıcaklık da 450 dereceye kadar yükselebiliyor. Bu aşırı ısı, Merkür'ün atmosferinin neredeyse tamamının uzun süre önce buharlaşarak uzaya gitmesine neden olmuş. Geride kalan atmosfer tabakası ise inanılmaz derecede ince. Yani Merkür nefes almamıza yetecek miktarda atmosfere sahip değil. Daha rahat hayatta kalabileceğimiz başka bir yer olmalı. Belki de Güneş'ten biraz daha uzaklaşmamız gerekiyor. Sıradaki gezegenimiz Venüs. Venüs dünyanın en yakın komşularından biri. Yaklaşık 42 milyon kilometre uzağımızda. Yeryüzünün görülmesini engelleyen kalın bir atmosfer tabakasıyla örtülmüş durumda. Bilim adamları bu atmosferin gezegeni Güneş'ten koruduğunu düşünüyorlardı. Venüs'ün yüzeyinin dünyanın ilk zamanlarındaki yüzeyine benzer olabileceğini hayal ediyorlardı. Yüzeyinin tropik ormanlarla ve okyanuslarla kaplı olduğunu düşünüyorlardı. Profesör David Greenspoon, Denver Doğa ve Bilim Müzesi'nde çalışan Venüs'ün evrimi konusunda uzmanlaşmış bir astrobiyolog. İnsanlar Venüs'ün ıslak ve nemli bir yer olduğunu varsayıyordu. Venüs hakkındaki yaygın bilimsel görüş, Venüs'ün ağaçsı erelti otları ve hatta belki de dinozorlarla dolu dünyanın ilkel evrelerine benzeyen tropikal bir yer olduğu yönündeydi. Uzay çağının başlangıcına kadar bilim dünyasında bu görüş hakimdi. Venüs'ün yüzeyi bilim adamlarının oldukça ilgisini çekiyordu. O kalın bulutların altında neler olduğu birçok bilim adamında merak uyandıran bir konuydu. 1960'larda ve 70'lerde NASA'nın Mars'ı keşfetmekle meşgul olduğu dönemlerde Sovyetler Birliği de gözünü Venüs'e çevirmişti. Amaçları bu gezegenin gizemli yüzeyine iniş yaparak fotoğraflarını çekmekti.
Venera Kod adlı Sovyet programı bünyesinde bir roket başarıyla uzaya fırlatıldı. Ne var ki fırlatılan sondalar Venüs atmosferine giriş yaptıkları anda iletişim gizemli bir şekilde kopuyordu. Ekip 1975 yılının Ekim ayında hedefine ulaşmayı başardı. Venera 9, Venüs yüzeyinin ilk görüntülerini dünyaya ışınladı. Venüs yüzeyi bilim adamlarının düşüncelerinin aksine yemyeşil ormanlarla değil, çorak çöllerle doluydu. Peki insanlar böyle bir ortamda yaşayabilirler mi? Yakın zamanda astronomlar Venüs atmosferinin ayrıntılı bir resmini oluşturdu. Gezegene doğru son sürat ilerleyen bir sonda düşünün. Böyle bir sonda nasıl bir görüntüyle karşılaşırdı? Yüzeyin 80 kilometre yukarısında sonda kalın bir bulut tabakasıyla karşılaşıyor. Ancak bu bulutlar sıradan değil. Buharlaşmış asitten oluşuyorlar. Ve çeliği bile aşındıracak kadar kuvvetliler. Bilim adamları bu asit bulutlarının Venüs'ün göz alıcı tarihinin bir yan ürünü olduğuna inanıyor. Geçmişte meydana gelen devasa volkanik patlamalar milyonlarca ton sülfürü atmosferin üst kısımlarına kadar püskürttü. Atmosfere giren sülfür su buharıyla karışarak konsantre sülfürik asit oluşmasına neden oldu. Atmosferin üst kısımlarını yararak geçen sonda yüzeye yakın bir geçiş yapmak için yavaşlıyor. Arazi yaklaşık 5 kilometre yüksekliğinde faaliyet göstermeyen volkanlarla kaplı. Bir milyon yıl önce sıvı lavların oluşturduğu derin kanallar binlerce kilometrelik mesafeleri kat ediyor. Bir tanesi Nil Nehri'nden bile daha uzun. Sondanın alıcıları atmosfer basıncının dünyadakinden 90 kat daha kuvvetli olduğunu tespit ediyor. Bu, basıncın bir arabayı ezmeye yetecek kadar kuvvetli olduğu anlamına geliyor. En büyük sorunsa sıcaklık. Atmosferin neredeyse tamamı karbondioksitten oluşuyor. Bu gaz Venüs'te de aynı dünyada olduğu gibi sera etkisi yaratıyor. Işığın girmesine izin veriyor ancak ısının çıkmasına izin vermiyor. Dünyada yükselen karbondioksit miktarı ısıda ufak artışlara sebep oluyor. Venüs'te ise karbondioksit miktarı sıcaklığı 500 dereceye kadar yükseltmiş. Ancak şaşırtıcı bir şekilde yüzeyinin kurşunu eritecek kadar sıcak olmasına karşın Venüs tamamen cansız bir gezegen olmayabilir. Milyarlarca yıl önce Venüs'ün tarih öncesi okyanusları basit organizmalara ev sahipliği yapmış olabilir. Bazı bilim adamları ısının yükselmesiyle okyanus suyunun buharlaştığına inanıyor. Bu durum basit organizmaların büyük kısmının ölmesine neden olmuş olabilir. Bazıları ise atmosferin üst kısımlarındaki serin bulutlara göç ederek hayatta kalmayı başarmış olabilir. Ancak orada farklı ve daha büyük sorunlarla karşılaşmış olabilirler. Venüs'teki bulutlarla ilgili sorun aşırı derecede asitli olmaları. Her geçen gün dünyada sülfürik asidin bol olduğu ortamlarda yaşamaya bayılan yeni ve inanılmaz organizmaların keşfedildiğini de unutmamalıyız. Derin okyanusların diplerinde meydana gelen volkanik patlamalar, sülfürlü sıvılar püskürterek inanılmaz sıcak ve yüksek derecede asitli ortamlar oluşturuyor. Ancak bu durum bile bu ortamlardan hayat fışkırmasına engel olamıyor. Venüs'ü kolonileştirmek seçeneklerimizden biri değil. Biraz daha dışarı çıkarak Güneş sisteminin içindeki kayalık gezegenlerden en sonuncusuna doğru gitmeliyiz. Bilim adamları bu gezegenin üzerinde yaşama şansımız olduğunu düşünüyor. Ancak bu gezegene gidecek olası göçmenlerin karşılaşacağı sorunlar dünyada gördüğümüz sorunlarla karşılaştırılmayacak kadar büyük olacak. Yüksek hızlı ve enerjili solar radyasyon püskürtmeye başladı. Ve hala püskürtmeye devam ediyor. Radyasyona karşı bir çeşit korumamız olmadan hayatta kalmamız imkansızdı. Ama şansımız yaver gitti. Dünyamız bir manyetik alan geliştirdi. Bu kalkan, ölümcül solar radyasyonun yönünü değiştirerek yeryüzüne ulaşmasına engel oluyor. Ancak Mars böyle bir manyetik alana sahip değil. Bu, radyasyona karşı hiç korumamız olmayacağı anlamına geliyor.
Binlerce yıldır devam eden solar radyasyon gezegenin atmosfer tabakasını yırtıp atmış. Mars'ın suları kaynamış ve büyük bir kısmı buharlaşmış. Yüzeyi kurak bir çöle dönüşmüş. Solar radyasyon gelecekte kızıl gezegene gidecek olan ziyaretçiler için ölümcül bir tehlike olacak. Radyasyon bir uzay elbisesinin sağlayacağı korumaya rağmen vücuda nüfuz edebilir. Vücudu hırpalayarak canlı hücreleri öldürür ve DNA'ları yok eder. Eğer Mars'ta yaşamak ve çalışmak istiyorsak, ciddi bir korumaya ihtiyaç duyacağımız şüphesiz. Bu yüzden bilim adamları yeni ilaçlar geliştiriyor. Mars'a gidecek astronotların radyasyonu temizlemek için özel olarak tasarlanmış bu enzimleri almaları gerekiyor. Tabii Mars'taki evlerinde kalkanlara ihtiyacı olacak. Bunun için de bilim adamları metalik kalkanlardan daha hafif olmasına karşın en az onlar kadar etkili olan özel bir çeşit polietilen plastik geliştirdi. Planları bu plastikleri Mars'ta kurulacak olan yaşam alanlarına yerleştirerek Mars'a yerleşecek olan insanları korumak. Bu ileri teknoloji sayesinde insanlar bir gün Mars'ta yaşama ihtimalini dikkate alabilir. Ancak üstesinden gelinmesi gereken bir tehlike daha var. Radyasyonun yeryüzündeki suları buharlaştırmasının ardından gezegenin yüzeyi kuru demir oksit tozuyla kaplandı. Karşınızda Mars tarzı kum fırtınaları. Bu minik hortumların gücü yüzeydeki tozu atmosfere çekmeye ancak yetiyor. Ancak asıl sorun bundan sonra olanlar. Profesör Ron Reilly 30 yılı aşkın süredir Mars'ın atmosferindeki etkinlikler üzerinde araştırmalar yapıyor. Ve kızıl gezegene yapılacak olan olası keşif gezileri için hayati önemde bilgiler elde ediyor. Reilly bir vantilatör ve donmuş nitrojen buharı kullanarak bu hortumları laboratuvar ortamında yeniden yaratıyor. Bu hortumlar güneşin yeryüzünü ısıtıp bir miktar sıcak gazın aniden yükselerek yukarılardaki serin havaya doğru dönmeye başlamalarıyla meydana geliyor. Demir oksit tozlarını emerek Mars atmosferinin üst kısımlarına gönderiyorlar. Bu toz hortumlarının boyutları bir hayli değişken olabiliyor. 100 santimetrelik olanları da var. Yarı çapı bir futbol sahası kadar olanları da var. Bu tozun bir yerlere gitmesi gerekiyor. Reilly bu küçük hortumların daha büyük fırtınaları tetikleyebileceğine inanıyor. Aslına bakılırsa yerel toz fırtınaları olarak başlayıp küresel boyutlara ulaşan fırtınalarla karşılaşabiliyoruz. Birbirinden ayrı harekete geçen toz fırtınaları bir noktada birleşebiliyor. Gezegenin tamamı tozlarla kaplı. Bu tozlar yüzünden yeryüzünü bile göremiyoruz. Küresel boyutta sorunları tetikleyebilecek tek etken bu toz hortumları değil. Yeryüzüne yakın yerlerde esen rüzgarlar, tozun atmosfere yükselmesine neden olarak kuvvetli fırtınaların oluşumuna neden olabilir. Bu durum zaman zaman dünyada da meydana gelebiliyor. Uydudan çekilen bu fotoğraf, Afrika'daki Sahra Çölü'nün üzerinden yükselen bu fırtınanın devasa boyutlarını açıkça gözler önüne seriyor. Bu fırtınanın Mars'taki fırtınalara olan benzerliği oldukça dikkat çekici. Bu toz miktarının bazı sorunlara yol açması kaçınılmaz. İnsanlar Mars'a gittiklerinde bu saf tozun infiltrasyonu konusunda dikkatli olmalılar. Aynı yemek ununa benziyor. Oldukça saf ve küçük tanecikleri var. Bu tozlar o kadar saf ki en ufak bir rüzgar bile uçuşarak makineleri ve hava ikmal yollarını tıkamalarına neden olabilir. Bu tozların bulundukları her açıklığa ve çatlağa girebilecek olmalarının yanı sıra bazı diğer özellikleri de bir takım tehlikelere sebep olabilir. Dikkat edilmesi gereken şeylerden biri elektrostatik yüklenme. Ufacık parçacıklar birbirlerine çarptıklarında elektrik yükü oluştururlar. Aynı ayaklarınızı halıya sürttüğünüzde olduğu gibi toz parçaları birbirlerine sürtündüğünde de ortaya inanılmaz miktarda statik elektrik çıkar. Toz parçacıklarının arasında 20 bin volta varan gerilimler oluşabilir. Bu gerilim elektronik eşyaları ve hayat destek sistemlerini bozabilir. Mars'taki olası bir insan varlığını düşünürken, oradaki rüzgardan etkilenecek olan toz sistemlerini, elektrostatik etkileri iyice anlamak zorundasınız.
Belki de bir gün Mars'taki sert ortamı fethederek oraya yerleşmeyi başarabiliriz. Ancak yine de kendimizi evimizde gibi hissetmemiz pek de mümkün görünmüyor. Mars'tan ayrılarak Güneş sistemimizin dışındaki devasa alemlere, gaz devlerine gidiyoruz. Gaz devleri evrende başka bir ev arayışımızda önümüze yeni ve daha da aşırı sorunlar çıkarıyor. İlk durağımız Jüpiter. Jüpiter gezegeni inanılmaz büyük ve gizemli bir alem. Dünya boyutlarında tam 1300 gezegeni içine alabilecek kadar geniş. Tamamen gazdan oluşuyor. Yani hiç katı yüzeyi yok. Üst katmanlarında birbirlerinin ters yönünde dönen bulutlar yer alıyor. Jüpiter fırtınaların ve yüksek hızla esen rüzgarların bolca bulunduğu bir gezegen. Profesör Fran Bagnell, hayatının tamamını Jüpiter'in ve uydularının atmosferlerini ve ortamlarını araştırmaya adamış. Jüpiter inanılmaz hızlı dönüyor. Bir dönüşünü sadece 10 saatte tamamlıyor. Dönüş oldukça önemli. Çünkü gezegendeki kuşakları, bantları ve gezegenin etrafında diskleri oluşturan doğu-batı rüzgarları bu dönüş sayesinde esiyor. Jüpiter'in yüksek hızdaki dönüşü, gezegeni bir kemer gibi saran yatay bulut kuşaklarını oluşturuyor. Bu bulut kuşakları çarpıştığında inanılmaz fırtınalar meydana gelebiliyor. Bunlardan biri de gezegenin ve dünyanın en büyük fırtınası olan Büyük Kırmızı Leke. Yaklaştıkça fırtınanın boyutu da daha iyi belli oluyor. Dünyanın yarıçapının tam 3 katı genişliğinde. Çalkantılı hava lekenin sınırlarından dışarı taşıyor. Bu kısımlarda rüzgarın hızı saatte 400 kilometreyi bulabiliyor. Kırmızı leke ile dünyada meydana gelen kasırgalar arasında benzerlikler olduğu doğru. Ama aslında dış sınırlardaki rüzgarlar çok daha hızlı esiyor. Bu yüzden iç kısımlar dışa göre biraz daha sakin. Büyük kırmızı leke ilk bakışta sıradan bir kasırgayı andırıyor. Ama arada önemli bir fark var. Dünyadaki fırtınalar okyanusun ılık sularından beslenir. Ancak karaya gelir gelmez durulmaya başlarlar. Bizim fırtınalarımız sadece 2 hafta sürer. Jüpiter'in durumuysa biraz daha farklı. Büyük kırmızı leke 300 yılı aşkın bir süredir aynı şiddette esmeye devam ediyor. Kasırgaların bu kadar uzun sürmesinin sebebi Jüpiter'de bir yeryüzünün olmaması. Yani kasırga bir kıtaya ya da karaya denk gelerek enerjisini boşaltamıyor. Bu yüzden de hiç durmadan esmeye devam ediyor. Ancak Jüpiter'in dönüşü büyük kırmızı lekenin dönmesini sağlamak için tek başına yeterli değil. Bilim adamları gezegenin güneşten aldığının 2 katı miktarda enerji yaydığını keşfetti. Bu çekirdeğinin sıcak olması gerektiği anlamına geliyor. Bu merkez Jüpiter'deki rüzgarların güç kaynağı olabilir. Bu yüzden çekirdeği biraz daha yakından incelememizde fayda var. Dış katmanlardan içeri doğru girdikçe geniş su bulutları gemimizin çevresini sarıyor. Basınç hızla yükseliyor. Merkeze yaklaştıkça hidrojen atmosfer cıvayı anımsatan sıvı bir metale dönüşüyor. Bu çekirdek 20 bin derece sıcaklıkta yanan dev bir ocak. Bilim adamları buradaki basıncın dünyanın yüzeyindeki basıncın 100 milyon katından daha fazla olduğunu tahmin ediyor. Bu basıncın yüksekliğini size nasıl anlatabilirim? Birinin sivri topuklu bir ayakkabıyla parmağınıza bastığını düşünün. Bu parmağınızda baskı yaratacaktır. Şimdi bir de o topuklu ayakkabıyı bir filin giydiğini ve tek ayağının üzerinde durduğunu düşünün. Eğer yaklaşık 1000 tane fili üst üste koyarsak ve en alttaki filde sivri topuklu bir ayakkabı giyerek tek ayağının üzerinde durursa, işte o zaman Jüpiter'in merkezindekine yakın bir basınç elde etmiş oluruz. İnsanların bu tarz basınçlar altında çekirdeğe seyahat etmeleri imkansız. Peki acaba atmosferin dış kısımlarında hayatta kalmamız mümkün mü? Bu sorunun cevabı Jüpiter'in uydularından birinde yatıyor. Bu gaz devi üzerinde sıra dışı bir etkiye sahip olan bir uyduda. Jüpiter'in yanında minicik görünüyor olabilir. Ama bu ufaklığın kuvveti sandığınızdan çok daha fazla. Yeni bir ev arayışımız bizi buralara kadar getirdi. Dünyadan 600 milyon kilometre uzakta dev gezegen Jüpiter'in yörüngesindeyiz.
Acaba burada, atmosferin fırtınalı dış kısımlarında hayatta kalabilir miyiz? Bu, çevremizde neler olup bittiğine bağlı. Yani Jüpiter'in uydularına bakmamız gerekiyor. Io küçük olabilir. Ama Güneş sistemimizdeki en volkanik kara parçası. Ve bir yanardağın yakınında yaşamak pek de iyi bir fikre benzemiyor. Doktor Rosalie Lopez bir volkan bilimci. Hawaii'deki Kilauea volkan bölgesine geldi. Burası Io'nun kızgın yüzeyine en fazla benzeyen yerlerden biri. Io'nun yüzeyi de hemen hemen bunun gibi görünüyordur. Özellikle de lav akıntılarının olduğu yerleri. Orada da aynı bunlar gibi lav akıntıları var. Yüzeyi katı ama altından sıvı lav akıyor. Io da aynı Kilauea gibi. İnanılmaz sıcak olan iç kısmından lav fışkırtıyor. Ancak aralarındaki benzerlik bununla sınırlı. Io'nun volkanlarının fışkırttığı lav miktarı şaşırtıcı derecede fazla. Eğer Kilauea ile karşılaştırmamız gerekirse, Kilauea 5 ay süreyle lav fışkırttığı takdirde 10 kilometre karelik bir alanı kaplayabilir. Io ise bunun yaklaşık 100 katı fazla lav fışkırtıyor. Io'daki tek bir patlamada 620 kilometre karelik bir alanı kaplayacak kadar lav fışkırabiliyor. Kilauea'da volkanların lav fışkırtmasını sağlayan ısının büyük kısmı, dünyanın derinliklerindeki radyoaktif maddelerin bozulmasından geliyor. Io'da ise volkanik aktivite enerjisi tamamen farklı bir yerden geliyor. Gelgite bağlı ısınma. Dünyadaki okyanusların seviyesi ayın çekimiyle nasıl yükselip azalıyorsa, Io'nun yüzeyi de Jüpiter'in ve yanındaki iki uydunun yarattığı yer çekimi yüzünden değişiyor. Zemin her iki günde bir 95 metre, yani özgürlük heykelinin boyu kadar yükselip yeniden alçalıyor. Sürekli yükselip alçalan yüzey, yer kabuğunun içinde inanılmaz miktarda sürtünme meydana getiriyor. Isı ve basınç birikerek katı kayayı sıvı lava dönüştürüyor. Ve Arizona büyüklüğünde göller oluşmasına neden oluyor. Io'nun volkanları oldukça ölümcül. Ancak asıl katil onlar değil. Lav size ulaşmasa bile radyasyonun ulaşacağından hiç şüphe yok. Yüzeyde geçireceğiniz 10 dakika yanıp kızarmanız için yeterli. 320 bin kilometre uzakta Jüpiter'in dış atmosferinde bile korunmaz bir insan sadece birkaç saat hayatta kalabilir. Io'nun uzaya püskürttüğü volkanik partiküller Jüpiter'in muazzam manyetik alanında kısılı kalıyor. Jüpiter'in hızlı dönüşü bu partikülleri inanılmaz hızlara ulaştırıyor. Aynı mikroskopik top mermileri gibi oluyorlar. Ve Jüpiter'in çevresinde önüne gelen her şeyi kesip atan bir radyasyon kuşağı oluşturuyorlar. Kuşaktaki radyasyon bugün oldukça yoğun. Bir insanın ölümcül dozda radyasyon alması sadece 10 dakika sürüyor. Yani sistemin üzerinde öylece uçarak hayatta kalmanız mümkün değil. Çünkü yanıp kül olursunuz. Bu yoğun bombardıman deriniz ve iç organlarınızı tamamen yok eder. Kısacası henüz kendimizi bu şiddette bir radyasyondan koruyabilecek teknolojiye sahip değiliz. Bu yüzden Jüpiter gelecekte evimiz olabilecek gezegenlerden biri değil. Peki bir sonraki durağımız Jüpiter'den daha fazla ümit vaat edebilecek mi? Satürn'deki radyasyon daha düşük seviyede ama yine de tehlikesiz bir bölge olduğu söylenemez. Dünyadan bakıldığında Satürn oldukça niteliksiz görünüyor. Ama bu görüntüsü gerçeği yansıtmıyor. Halkaları tek parça gibi duruyor ama aslında boyutları bir çakıl taşıyla büyük bir araba arasında değişen milyonlarca buz ve kaya parçasından oluşuyor. Ve bu parçaların tamamı bir mermiden daha yüksek bir hızla ilerliyor. Ancak Satürn'ün asıl tehlikesi atmosferinden kaynaklanıyor. Aynı Jüpiter gibi bu gezegende de birbirlerinin ters yönünde esen rüzgar kuşakları var.
Bulutlar saatte 1600 kilometreyi aşan hızlarla gezegenin bir ucundan diğer ucuna esip duruyor. İki kuşağın buluştuğu kenarlarda çarpışan ve birbirlerinin yanlarından sürtünerek geçen parçacıklar inanılmaz bir elektrik yükü üretiyor. Teori, bu yükün miktarı fazla yükseldiğinde elektriğin bulutlar arasında atlama yaparak devasa şimşekler meydana getirdiğini öne sürüyor. NASA'da çalışan Dr. Kevin Grazier, uzmanlık alanı Satürn'deki atmosferik koşullar olan bir gezegen bilimci. Bir kuşaktan diğerine fazla miktarda yük transferi olma ihtimali var. Bu durum yüksek miktarda voltaj yaratarak devasa şimşekler oluşmasına neden olur. Satürn'ün şimşeklerinin büyüklüğünü daha iyi anlayabilmek için onları Dünya'daki şimşeklerle karşılaştırabilirsiniz. Dünya'daki şimşekler yarım saniye içinde 28 bin derecelik bir sıcaklığa ulaşabiliyor. Bu, yere çarptıklarında 4,5 kilometre uzunluğunda katı camdan bir boru oluşturmaları için yeterli bir ısı. Ancak Satürn'le karşılaştırıldığında bu ufacık bir kıvılcımdan başka bir şey değil. Bu gaz devinde meydana gelen tek bir fırtına bile Amerika kıtasının tamamını kaplayacak kadar büyük. Yıllarca süren fırtınalar meydana gelebiliyor. Dünyadaki fırtınalar en fazla 1 ya da 2 hafta sürer. Satürn'dekilerin durulması ise haftaları, ayları hatta yılları bulabiliyor. Bu değişken atmosfer yapısı nedeniyle Satürn'ün bulutlarına girmeyi denemek bile ölümcül sonuçlar doğurabilir. Devam edip, Uranüs gezegeninin niteliksiz alemini geçmemizle beraber Güneş sistemimizin de sınırlarına yaklaşıyoruz. Dünyadan gelecek ziyaretçiler burada sınırlarının sonuna kadar zorlayacak sorunlarla karşılaşacaklar. Gelecekte insanoğlu üzerinde yaşayabileceğimiz yeni bir gezegen bulmak için uzak alemlere doğru bir yolculuğa çıkacak. Bir sonraki durağımız Neptün. Dünyanın 4,8 milyar kilometre uzağındaki bu gaz devini gözlemlemek hiç de kolay bir iş değil. Bu yüzden astronomlar daha net bir görüntü elde edebilmek için dünyanın bulutlarını ve hava kirliliğini aşarak yukarı, çok çok yukarı çıkıyor. Burası Hawaii'deki 4200 metrelik Mauna Kea'nın zirvesinde yer alan Keck gözlem evi. Buradaki teleskoplar ay yüzeyinde titreşen bir mum ışığını bile görebilecek kadar kuvvetli. Dr. Heidi Hamel, 20 yılı aşkın bir süredir Neptün üzerinde araştırmalar yapıyor. Keck gözlem evi, onun bu uzak dünya üzerinde çalışmalar yapmasına olanak sağlıyor. Oraya baktığımızda çok güzel bir mavi gezegen görüyoruz. O mavi rengi görmemizin sebebi hidrojen, biraz helyum ve de en önemlisi bir parça metandan oluşan atmosfer. Neptün'ün suyu olmayabilir ama bulutları var. Ve bu bulutlar, Hamel'ın insanların bu yabancı dünyada hayatta kalıp kalamayacaklarını keşfetmesine yardımcı oluyor. Mavi atmosfere karşı duran bulutlar hemen göze çarpıyor. Bu bulutlar, Neptün'ün inanılmaz derecede soğuk olan kış atmosferindeki metan gazının donmasıyla meydana geliyor. Keck teleskobu merceğini Neptün'e çeviriyor. Hamel dış atmosferdeki beyaz bulutları takip etmek amacıyla bir dizi fotoğraf çekiyor. Bulutların iki nokta arasında aldıkları mesafeyi ve bu mesafeyi ne kadar sürede aldıklarını ölçerek Neptün'deki rüzgarların hızlarını hesaplayabiliyor. Elde edilen sonuçlar şoke edici. Neptün'de incelediğimiz rüzgarların bazıları Güneş sistemimizdeki en hızlı esen rüzgarlar arasında yer alıyorlar. İzlediğimiz bu minik beyaz bulutların bazıları gerçekten çok hızlı. Hızları bazı bölgelerde saatte 2000 kilometreye kadar ulaşabiliyor. Peki bu derece kuvvetli fırtınaların arasında hayatta kalabilir miyiz? Bu rüzgarların ne kadar yıkıcı olduğunu daha iyi anlayabilmek için onları dünyadaki rüzgarlarla karşılaştırmamız gerekiyor. Dünya üzerindeki en tahrip edici rüzgarlardan biri kasırgalardır. Atmosferde meydana gelen ve yeryüzüne inmeleri felaketlerle sonuçlanan kuvvetle dönen rüzgar sütunları.
3 Mayıs 1999 günü saat 7.25'te Oklahoma City varoşlarına 5. kategoride bir kasırga vurdu. Bölgenin merkezini adeta yararak geçen kasırga mülkleri paramparça etti. Araçları sanki oyuncak arabalarmışçasına oradan oraya fırlattı ve otoyoldaki asfaltı söküp attı. Bilim adamları saatte 500 kilometre hızla esen rüzgarlar kaydetti. Bunlar dünyada şahit olunan en şiddetli rüzgarlar. Ancak bu kasırga bile Neptün'deki rüzgarların yanında hafif bir esinti gibi kalıyor. Bu gaz devinde esen rüzgarların arasında hayatta kalmamızın imkansız olduğu çok açık. Ancak Neptün'ün acımasız fırtınaları dünyadaki insanların hayatlarını kurtarabilir. Bu vahşi fırtınalar üzerinde araştırmalar yaparak kendi hava durumu sistemimizi daha iyi anlayabilir ve gelmekte olan ölümcül fırtınaları tahmin etme yetilerimizi geliştirebiliriz. Bu Neptün'ün basitliğinden kaynaklanıyor. Dünyada atmosfer, kara ve okyanuslar sürekli birbirleriyle etkileşim içindedir. Neptün'de ise kara ya da okyanuslar yok. Oradaki hava durumunu her gün meydana gelen devasa fırtınaları tahmin etmek çok daha kolay. Dev gezegenlerdeki hava durumları basittir. Elimizde tek bir şey var, o da gaz. Ve bilim adamı için tek etkenin gaz olduğu sistemleri modellemek doğal olarak çok daha kolaydır. Bilim adamları Neptün'ü dünyadaki hava durumu modellerini test etmek için kullanabilir. Bunun için de hava durumu sistemlerinin birbirleriyle nasıl etkileştiklerini taklit eden bilgisayar simülasyonlarından yararlanabilirler. Eğer Neptün'deki hava durumunu başarılı şekilde tahmin edebilirlerse, dünyadaki hava durumunu isabetli şekilde tahmin etme konusunda da önemli bir adım atmış olacaklar. Kendimize yeni bir ev arayışımızda kesin olarak tahmin edebileceğimiz şey ise, insanların bu yabancı gezegeni ziyaret etmelerinin mümkün olmadığı. Ancak gözden geçirebileceğimiz yakın bir komşu daha var. Katı bir yeryüzüne sahip, fırtınaların cirit atmadığı bir alem. Burası Neptün'ün 13 uydusundan biri olan Triton. Aşırı derecede soğuk ve donmuş nitrojenle örtülü bir dünya. Üzerinde yaşayabileceğimiz kadar da büyük. Asıl sorunsa burada hayatta kalıp kalamayacağımız. Colorado'daki Southwest Araştırma Enstitüsü'nde çalışan Dr. John Spencer, bir süredir Triton'un buzla kaplı ikliminin insanoğlu üzerinde oluşturabileceği tehlikeler üzerinde çalışıyor. Triton'daki yeryüzüne yakından bakıldığında epey garip görüneceğini tahmin ediyorum. Her tarafı donmuş karbondioksit ve donmuş karbon monoksitle dolu. Yüzeyinde ise donmuş metan var. Bunların yanında oldukça fazla miktarda donmuş nitrojen de bulunuyor. Bu yüzden etrafın kar yığıntılarıyla dolu olması muhtemel. Triton'un yüzeyinde yapılacak insanlı bir keşif gezisi oldukça ölümcül olabilir. Sıcaklığın sıfırın altında 230 olduğu bu alemde bir takım özel uzay giysilerine ihtiyaç duyacağımız kesin. Spencer, asistanı Eddie Goldstein'in de yardımıyla sıvı nitrojen kullanarak Triton'daki ortamı yeniden yaratıyor. Bu deney sayesinde bu aşırı soğuk dünyanın malzemeler üzerinde nasıl etkisi olacağını anlamaya çalışıyor. Triton'da kullanılabilecek bir uzay elbisesi tasarlayacak olsaydınız, büyük ihtimalle esnek bir malzemeye ihtiyaç duyardınız. Kauçuk benzeri bir madde olabilir örneğin. Kauçuk oda sıcaklığında yumuşak ve esnektir. Astronotların hava geçirmez yaşam destek sistemlerinde kullanmak için ideal bir malzeme. Ancak sıcaklığı -230 dereceye düşürdüğünüzde durum biraz daha farklı oluyor. Bir şeyin dünya üzerinde esnek olması Triton'da da esnek olacağı anlamına gelmez. Kauçuk moleküller yüksek sıcaklıklarda esnektirler. Ancak sıvı nitrojene batırıldıklarında çelik gibi katı olurlar. Kauçuk sertleşir ve cam gibi tuzla buz olur. Aşırı düşük sıcaklıklarda bile esnekliğini yitirmeyecek bir malzeme arayışı devam ediyor. Bilim adamları bize hiç de yabancı olmayan, hatta şu anda üzerinizde olan kıyafetin yapımında kullanılmış olması muhtemel kumaş parçaları ve maddeler üzerinde deneyler yapıyor. Acaba naylon uzayın derinliklerindeki aşırı soğuğa dayanabilir mi? İlginç bir durum. Soğutulduktan sonra bile esnekliğinden hiçbir şey yitirmiyor. Bunun sebebi naylonun çok özel bir malzeme olması değil. Bunun sebebi naylonun çok ince ipliklerle dokunmuş olması. Naylonun sırrı nasıl örüldüğünde yatıyor. İplikler esnek kalıyor. Çünkü her bir iplik sadece bir saç teli kalınlığında.
Yani oradaki anormal ortamı göz önünde bulundurduğunuz takdirde bu tarz malzemeleri farklı şekillerde kullanarak işe yarayan uzay elbiseleri üretebilirsiniz. İnsanlar teknolojik uzay elbiseleri sayesinde Triton'un yüzeyinde yürümeyi başarsalar bile yüzeyin altında gizlenen bir tehlike daha var. Yeryüzünün altından fışkıran bulanık, damarımsı maddeler görüyoruz. Bu karanlık noktalar, Triton'daki gizli tehlikenin en önemli ipuçları. Donmuş yüzeyin altı, sıvı nitrojen okyanuslarıyla dolu. Güneşin uyduyu ısıtmasıyla sıvı nitrojen gaza dönüşüyor. Bu basınçlı gaz, aynı bir geyser gibi patlayarak atmosfere üst kısımlarına kadar ay tozu püskürtüyor. Siyah toz sonunda beyaz yüzeyin üzerine çökerek koyu lekeler meydana getiriyor. Bu sırada laboratuvarda Spencer bu görüntüyü yeniden canlandırmakla meşgul. Yapacağımız şey şu, nitrojenin bu şişe içinde sıkışmasını sağlayacağız. Aynı Triton'un yüzeyindeki buzların altında sıkıştığı gibi. Böylece basınç birikecek ve gazı 10-15 kilometre yukarı püskürten bir fıskiyi elde etmiş olacağız. Tıpkı böyle işte. Bir geyserimiz oldu. Aynı şişedeki basıncın birikmesi gibi Triton'da da yüzeyin altında sıkışan basınçlı nitrojen birikerek uzaya ay tozu püskürtüyor. Şiddetli geyserlerle dolu dondurucu derecede soğuk bir dünya. Doğru teknolojiyle insanlar bir gün yüzeyde yürümeyi başarabilir. Ancak yine de burası kolayca kolonileştirebileceğimiz bir dünya değil. Arayışımızın Güneş sistemimiz içinde olan kısmı burada son buluyor. Güneş'ten bu kadar uzakta olan her gezegen aynı Triton gibi soğuk ve çoraktır. Neptün'ü geçtikten sonra karşımıza çıkan tek gezegen Pluto gibi küçük, ölü ve buzlu dünya. Ötesi ise bilinmeyenlerle dolu. Burada karşılaşabileceğimiz olasılıkların sonu. Burada belki de bir gün evimiz diyebileceğimiz bir yer bulabiliriz. Günümüzde astronomlar yeni elde edilen akıl almaz kanıtları bir araya getirerek uzak dünyaları araştırmaya devam ediyor. İnsan hayatını destekleyebilecek gezegenler arıyorlar. Bizim güneşimiz, Samanyolu galaksisini oluşturan 200 milyar yıldızdan sadece biri. Bu yıldızların herhangi birinde gezegenlere rastlanması mümkün. Aynı bizim güneş sistemimizde olduğu gibi. Bu gezegenleri tespit etmek en önemli bilimsel arayışlardan biri. Ve bu işte uğraşan gezegen avcılarının başında Dr. Jeff Marcy geliyor. Samanyolu galaksimiz inanılmaz görkemli ve devasa bir yer. İçinde 200 milyar yıldız barındırıyor. Tam 100 bin ışık yılı genişliğinde. Bu yüzden gözlemleyeceğimiz yıldızları seçerken dikkatli olmamız gerekiyor. Burası Mars gibi gezegen avcılarının sıklıkla uğradığı bir yer olan Kaliforniya'daki Lick Gözlem Evi. Burada gökyüzü taranarak uzak yıldızların yörüngesindeki dönen yeni dünyalar aranıyor. Ancak seçimi yaparken dikkatli olmak gerek. Dünya yakınlarındaki 100 bini aşkın yıldızın listelendiği Hipparcos kataloğu adında bir katalog var. Bu bizim için büyük bir şans. Biz mantık olarak en yakındaki yıldızları seçiyoruz. Seçimimizi dünyaya yaklaşık 200-300 ışık yılı mesafede olan 2000 yıldız arasından yapıyoruz. Evrenin karanlığında asılı duran küçük bir dünya ve yaklaşık 200 ışık yılı genişliğinde camdan bir küre düşünün. İşte biz bu kürenin içinde kalan yıldızları inceleyerek yeni gezegenler bulmaya çalışıyoruz. Pekala Bernie. Sanırım artık bir sonraki yıldıza geçebiliriz. Barnard yıldızı. Her yıldızın saatlerce özenle incelenmesi gerekiyor. Lick'in 3 metrelik teleskopu hedefine kilitleniyor. Ancak görüntü sonuna kadar büyütüldüğünde bile bu kadar uzaktaki bir yıldızın etrafında dönen bir gezegen doğrudan görülmek için fazla küçük ve sönük kalıyor. Gezegen avcılığı yaparken karşılaştığımız asıl zorluk, gezegenlerin yaratılışlarından gelen doğaları sebebiyle kendi enerjilerini üretemiyor olmaları. Üzerlerine ışık vurulduğu zaman ışıldıyorlar.
ve sıcak oldukları zaman da birazcık parlıyorlar ama yine de etrafında döndükleri yıldızdan 1 milyar kat daha sönük görünüyorlar. Bu yüzden astronomlar bu görünmez dünyaları bulmak için dahice bir teknik geliştirdi. Yaptığımız numara şu, gezegeni izlemek yerine yıldızı izliyoruz. Gezegen yıldızın etrafında dönerken yer çekimi yüzünden yıldızı kendine çekiyor ve yıldızın ileri geri yalpalamasına neden oluyor. Marsi gezegenin yıldızı kendine nasıl çektiğini göstermek için basit bir gösteri yapıyor. Pekala, şu anda elimde bir paket pirinç var. Bu paket gezegeni canlandırıyor ve ben de yıldız olacağım. Ve gezegen bildiğimiz gibi yıldızın etrafında dönüyor. Aynen bu şekilde. Ve gezegen yıldızın etrafında dönerek, yıldızı kendine doğru çekerek yalpalamasına neden oluyor. Vücudun nasıl ileri geri yalpaladığını görüyorsunuz. Yalpalamanın sebebi pirinç paketinin beni kendine doğru çekiyor olması. Arada mükemmel bir benzerlik var. Gezegenin yerinde pirinç paketi var. Yıldızın yerinde de ben varım. Ve ip de yer çekimi görevi görüyor. Tabii ki biz teleskoplardan baktığımızda sadece yıldızı görebiliyoruz. Gezegeni hiçbir şekilde tespit edemiyoruz. Bu yüzden de yıldızları izleyerek ileri geri yalpalayıp yalpalamadıklarını görmeye çalışıyoruz. Eğer yalpalıyorlarsa bir gezegenleri olduğunu anlamış oluyoruz. Mars gibi gezegen avcıları bugüne kadar uzak yıldızların etrafında dönen 200'den fazla yeni gezegen keşfetti. Peki bu gezegenlerin neye benzediğini de belirleyebilirler mi? Marsi bunun gezegenle yıldız arasındaki mesafe ölçülerek yapılabileceğine inanıyor. Gezegenin yıldızın etrafında dönmesi ne kadar uzun sürüyorsa gezegenle yıldız arasındaki mesafe de o kadar fazla olmalı. Yakındaki gezegenler dönüşü hızlıca tamamlar, uzaktakilerse biraz daha uzun sürer. Mesela Dünya'nın dönmesi 1 yıl sürüyor. Marsi Dünya'nın kütlesinden 1100 kat daha büyük ve yıldızının 8 kat daha yakınında dönen bir gezegen keşfetmiş. Keşfettiği bir başka gezegense yıldıza o kadar yakın ki bir dönüşünü sadece 3 günde tamamlıyor. Bu da yüzeyinin dünyadan binlerce kat daha sıcak olduğu anlamına geliyor. Bulduğumuz bazı gezegenler yıldızlarının o kadar yakınında dönüyorlar ki sıcaklıkları binlerce dereceyi buluyor. Bu kadar yüksek sıcaklıklarda demir, nikel ve titanyum gibi metaller sadece erimekle kalmayıp aynı zamanda buharlaşıyorlar. Bu ölümcül dünyaların atmosferleri dünyadaki gibi su bulutlarıyla değil, metalik buhar bulutlarıyla dolu. Ancak Marsi, bütün yabancı gezegenlerin bu kadar vahşi olmadığına inanıyor. Marsi, daha az şiddetli yanan küçük yıldızları incelemeye karar vermiş. Peki bu yıldızların yörüngesinde dönen gezegenler arasında dünyaya benzeyenler olabilir mi? Önümüzdeki birkaç yıl içinde yapmayı umut ettiğimiz şey gerçekten görkemli bir iş. Kütlesi daha düşük olan yıldızları gözlemleyerek dünyaya benzeyen gezegenler bulmaya çalışacağız. Yıldızın yakınında dönüyor olacaklar ama yıldız fazla sıcak olmadığından gezegendeki ısı yaşayabileceğimiz kadar ideal olacak. Burada keşfedilmeyi bekleyen sayısız dünya var. Belki de bazılarında yaşamın gelişmesine el veren nefes alınabilir bir atmosfer ve okyanuslar olacak. Ancak asıl zorluk bu gezegenleri bulmakta. Bilim adamları henüz böyle bir gezegen keşfetmedi. Kendi güneş sistemimizdeki gezegenlerdeki ölümcül ortamlar göz önüne alındığında keşfetmeleri de pek kolay görünmüyor. Venüs'ün aşırı sıcağından, Io'nun patlayan volkanlarını, Neptün'ün saatte 2000 kilometre hızla esen rüzgarlarına. Keşfettiğimiz dünyalar en gelişmiş teknolojilerimiz için bile fazla ölümcül. İnsan kolonileşmesi için umut vaat eden